Yeni bir Rocket League Side Swipe videosundan hepinize merhaba. Bir önceki videoda biliyorsunuz ki Rocket League Side Swipe'ı nasıl kuracağınızı göstermiştim. Ve ondan sonra birkaç maç attım. Rankım bronz ama bu videonun konusu Rocket League Side Swipe'ı oynadım ve sizlere benim gözlemlediğim kadarıyla birkaç temel mekanik var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. O zaman direkt videomuza geçelim. Videoya hoş geldiniz. İlk temel hareketimiz E-roll. Şimdi E-roll nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki arabanın burnunu, yani şöyle göstereyim. Oyunda arabanın burnunu kaldırıyorsunuz şu şekilde. Ondan sonra uçmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle uçarken geriye döndüğünüz zaman bakın araba terse kaldı değil mi? Bir daha göstereyim daha iyi anlayın. Şimdi uçma, hatta bir dakika şöyle yapalım, çok göstereyim. Zıplayalım. Ondan sonra uçalım, bak düz kaldı, ters kaldı. Böyle dönerken yani arkaya döndüğünüzde arabanın kafası yere bakıyor. Öyle anlatayım sizlere. Şimdi bunu çözmek için e-roll atacağız. Yani Rocket League e-roll'u biliyorsunuz işte, arabanın burnunu sürekli döndürüyorsunuz falan. O olayı yapacağız. Bunun için de ne yapıyoruz? Atlamadan önce iki kere şöyle yapıyoruz. Ondan sonra bakın gördüğünüz gibi, analoğu dikkatli izlediyseniz görmüşsünüzdür. Arabayı döndürüyorsunuz. Bunu nasıl yaptım? Klavyede AD'ye basıyorsunuz. Ben kolla oynuyorum. Analoğa bir daha dikkatli bakın. Gördüğünüz gibi sağ sol yaptım ve böyle istediğim gibi e-roll atabiliyorum ve gördüğünüz gibi arabaya da bir şey olmuyor. İlk hareketimiz bu. Tekrar gösteriyorum. Sağ sol ve kaldırıyorum. Ya bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Bu çok önemli. Freestyle yaparken de işinize yarayacaktır. O zaman direkt ikinci hareketimize geçelim. Şöyle bir gol atmaya çalışalım. Hop, güzel bir gol attık. Şimdi ikinci not aldığım hareket Fast Aerial. Yani bu Fast Aerial ne oluyor? Normalde biz ne yapıyoruz havaya kalkmak için? İki kere zıpladık, arabanın burnunu kaldırdık, hop dokunduk. Yani yaklaşık 2-3 saniye diyebiliriz. Peki bunu fast aerial'la yaparsak nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi işi 2 saniyeden az bir sürede bitirdik. Bir daha gösteriyorum. Şöyle normalde bildiğiniz gibi şöyle kalkıyorduk. Tak tak böyle uçuyorduk. Ve biz bunu şu şekilde yapacağız. Arabanın burnunu havaya kaldırma, İki kere zıplama ve boost tuşlarına, yani destek tuşlarla aynı anda başlayacağız. Bakın şöyle göstereyim. Kaldırdım, zıpladım ve direkt gördüğünüz gibi tavana değdim. Bu kadar. Bu üç tuşa aynı anda basıyoruz. Kaldırdım, zıpladım, değdim. Bir daha gösteriyorum son bir kez. Ya çok basit aslında. Normal Rocket League'den Rocket League Side Swipe çok daha basit. Çünkü bunun tek bir sebebi var. Mobil oyun olduğu için. Tekrar son bir kez gösteriyorum. Kaldırdım, havaya zıpladım ve değdim. Olayımız bu şekilde. Birinci hareketimiz neydi? E-roll'du. Gördüğünüz gibi böyle döndürme hareketiydi arabanın burnunu. İkinci hareketimiz de fast aerial'dı. Yani havaya hızlı kalkmaydı. Bu mekanikleri siz daha fazla pratik yaparak geliştirebilirsiniz. Pratiği de serbest eğitimde yapacaksınız. Şimdi üçüncü hareketimiz Rocket League'den de aşina olduğunuz normal Rocket League'den. Aslında bu mekaniklerin hepsi Rocket League'de var. Ama bu anlatacağım mekanik Rocket League'de çok daha fazla var normal Rocket League'de. O E-dribble. E-dribble'ı ben şöyle sizlere göstereyim. Top şu an yerde yuvarlanıyor. Şöyle kaldırıyoruz topu, kaldıramadık. Şöyle zıpladık. Mesela buradan topu sürmeye çalışıyoruz. Olayımız bu. Bu arada Philip Reset de aldım arada. O da bir sonraki hareketimizin konusu olacak. Ama ben bir daha göstereyim. İyi bir şekilde. Şimdi buradan yuvarladık. Buradan kalkıyoruz ve topu havada kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu hareket biraz zor gelebilir diğer iki harekete göre. Ben de tam yapamadım. O yüzden bir daha deneyeceğim. Şöyle şu taraftan yapmak istiyorum. Bu sefer duvardan değil de yerden yapmaya çalışacağım. Bakın şöyle kaldırdım. Şu an daha iyi oldu. Topu havada sürme arkadaşlar. Sadece bu. Böyle bakın golümüzü çakıyoruz. E-dribble'ın olayı bu ve işinize çok yarayacak. Ha bunu geliştirebilirsiniz. Nasıl geliştirirsiniz? Mesela şuradan kaldırdım. Bakın mesela şuradan geldim. Tamam mı? Şöyle gittim. Golü atamadım. Tabii siz bunu geliştirerek golle atmaya başlayabilirsiniz. Bu üçüncü hareketimizdi. Şimdi dördüncü hareketimiz de Philip Reset. Philip Reset'i zaten biliyorsunuz normal Rocket League'den takla sıfırlama diye geçiyor. Şuraya geldiniz. Arabanın dört tekerini zemine indirdiniz. Takla sıfırlama aldınız. Bu takla sıfırlama aldığınızı Rocket League Side Swipe'da nasıl anlayacaksınız? Bakın. Şimdi tavana bir geleyim. Bakın beyaz bir şey geldi. Gördünüz mü? Arabanın dört tekeri zemine değdiğini. Bir de topta göstereyim. Bak. Beyaz bir şey geldi. Takla hakkı vardı. Şimdi bunu biz havada nasıl yapacağız? Bu çok kolay bir hareket değil. Yani normal Rocket League'e göre daha kolay bu hareket ama tabii ki de kolay bir hareket değil. Şöyle mesela yapmaya çalışalım. Yapamadık. Bir daha deneyelim. Havada gerçekten yapması zor. Ama mesela tavandan reset alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Mesela şöyle kaldırdık. İşte air roll hareketimizi yaptık. Şöyle geldik. Topumuza vurduk. Topumuza vurduk. Ya arabanın top havadayken arabanın altını topa değdirmeniz lazım. Şu an yaptım işte. Şu an harbiden güzel bir şekilde açıklayarak flip reset hareketini yaptım. Zaten az önce de gördüğünüz gibi reset çıkınca şöyle yerden göstereyim. Reset çıkınca bakın beyaz bir şey şerit geçti arabanın üstünden. Oradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi 5. hareketimize geçelim. 5. hareketimizde hızlı yere düşme. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim işte abicim hızlı yere düşme ne demek? Bize bir açıkla. Şuradan mesela işte havada kaldınız. Ben böyle bir busu bitireceğim daha iyi açıklamak için. Şuradan busu bir köküne kadar bitireyim. Bakın böyle düşmek var, tamam mı? Şu an arabanın düştüğünü gördünüz. Bir de şimdi busu bitireyim. Bir de böyle düşmek var. Yani hızlı düşme çok basit bir hareket ama kesinlikle bazı yeni başlayan arkadaşlarımız bilmiyor. Anlatarak göstereyim bir de. Şimdi buradan buz bastınız, topa değdiniz değmediniz o önemli değil. Aşağı düşerken arabanın burnu yukarıda değil de şöyle aşağıda tutuyoruz. Bu kadar basit bir hareket. Ben koldan oynadığım için analogu aşağı çekiyorum. Siz de klavyede S tuşu olabilir. Bir daha gösteriyorum. Şöyle geldiniz. Mesela böyle tutmak yerine direkt şöyle tutuyorsunuz. Ha buz basarsanız daha hızlı yere düşersiniz. O da sizin bileceğiniz bir konu. Şimdi 6. olanımızda hızlı kickoff. Hızlı kickoff'u ben size şöyle göstereceğim. Şimdi buradan bir ana menümüze bir çıkalım. Şuradan bir R2 tuşuna basayım. Ana menüye çıkayım. Şimdi bütün hareketlerimizi maç içinde yapmaya çalışacağız. Bu arada 4 maç attım. Bronz 2 attı. Her 3 maç kazandığınızda bir lig atlatıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve maçımızı arasın. Bu hareketlerimizi maç içinde deneyeceğiz. Onu da söyledim. Hızlı kickoff'u da maç içinde göstereceğim bir hareket. Yaptığımız hareketlerde videoda air roll, fast air roll yani arabayı havada hızlı kaldırma, dribble, flip reset, hızlı yere düşme. Haydi bakalım. Bakalım maçımızı kazanabileceğimiz mi? Şimdi fast kickoff'a bakın. Gördünüz mü? Ne kadar avantajlı bir şekilde kickoff attım ve kickoff'tan gol attım. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? Arabayı ileri götürme tuşuna basılı tuttum ve boost'la zıplamaya aynı anda basıyorum. Bakın kickoff'u yine kazandım. Kötü bir vuruş bu arada kendi kaleme. Şimdi kendi kalemden topu götürmeye çalışacağım. Olmadı. Tekrar olmadı. Buna biraz alışacaksınız arkadaşlar. Normal Rocket League'den çok farklı bir oyun. Ay kendi kaleme gol attım. Adama hediye verdik. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı değil. Bu arada adam da gözlemlediğim kadarıyla çok iyi oynamıyor. Ama bakalım yani şimdiden hafife almayalım. Oo vuramadık, kaçırdık. Mesela bu tarz vuruşlarınızı pratik yaparak geliştireceksiniz. Bu arada iyi vuruş geldi. Şöyle kaldırdık mesela. Fast aerial çok yapamadım maçın heyecanından. Şimdi bakın fast aerial'a gittim ama topu güzel kontrol edemedim. Buradan bir kalksın top. Şöyle bir gidelim. Sekerse gol olur, sekmedi. Şimdi sekti, direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon gerçekten. Abo kendi kaleme atıyordum. Şöyle kaldırdım topu. Bakın bayağı iyi dribble yaptım. Adam da neye uğradığını şaşırdı. Flip reset aldık, atamadık. Bir flip reset daha aldık. Gidiyoruz. Adam var gücüyle savunuyor. Bayağı üstüne oynadık adama karşı ama gol bulamadık. Şimdi adamı çalmadık. Şöyle vuruş yaptık ve golü attık. Güzel. Maçı yine oynayarak gösteriyorum ki daha iyi anlayın diye. Bu arada air roll'u çok fazla yapamadım maç içinde. Ya hareketler ben de yeni alıştığım için unutabiliyorum ama sizlere göstererek yapmaya çalışacağım. Adam çok iyi çıkardı bu arada. Ya gerçekten çok sağlam kayıcılık yapıyor, onu söylemeden edemeyeceğim. Reseti kaçırdık. Şöyle vurduk. Adam kendi kalesine atacak gibi atmadı. Dönen top. Reset aldık. Ah, reset almak gerçekten çok kolay arkadaşlar bu oyunda. Yani normal Rocket League'e göre aşırı kolay. Flip resetler. Böyle ters bir vuruş. Adam İnanılmaz çıkarıyor bu arada. Double touch gelir mi? Gelmedi. Double tap daha doğrusu. 4 saniye var. Oyunu soğutuyorum artık. Şöyle gidiyorum. Topu yere indirdiğim an maç bitecek. Ve maç bitti. Valla ölüm kalım maçı oldu bir tık ama kazanmayı başardık. Ya bu maçta tek e-roll hareketini yapamadım. Onda da maçın heyecanından yapamadım. O e-roll hareketi biraz da pratikle alakalı. Onun dışında fast e-roll'u gösterdim. E-dribble'u gösterdim. Flip reset golü attık. Hızlı yere düşmeyi unuttuğumuz için yapamadık. Ama siz mutlaka yapın. Yaptıysam da valla maçın heyecanını hatırlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve hızlı kickoff da yaptık. Hızlı kickoff golü de attık aynı zamanda. Ve bizi lig atlattı sanırım. Bir bakalım. Şuradan bir saniye ligimize bakmak istiyorum. Mücadele ediyorum. Mücadele çok özür dilerim. Oyna diyorum. Yok, hala bronz 2'deyiz. Sıkıntı değil. Dediğim gibi bu gösterdiğim 6 temel mekaniği yapın ve diğer mekanikleri de istiyorsanız bu videoyu yorum atın ve dediğim gibi bu mekaniklerinizi iyileştirmek için tek yapmanız gereken şey eğitim, serbest oyun. Maçı başlatıyorsunuz ve burada kafanıza göre, sizin yaratıcılığınıza kalmış arkadaşlar. Burada takalım. Ne bileyim, flip reset golü atmaya çalışın. Bakın ben şu an değişik bir flick attım. Böyle hareket yaptım falan filan. Reset aldım. Bu şekilde çalışacaksınız arkadaşlar. Olayımız bu. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.